Manisa'nın Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan ve Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde -12'lere kadar düşen su seviyesi son yağışlarla birlikte -6 seviyesine yükseldi. Su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik artışın yaşandığı barajda önümüzdeki hafta beklenen yağmurlarla birlikte su seviyesinde de yükselmenin devam edeceği bekleniliyor. Hem elektrik üretiminde hem de 90 bin dekarlık alanın sulanmasında kullanılan barajdaki su seviyesinin yükselmesi bölge üreticisini de ümitlendirdi. Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesini sevindirici bir haber olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, yağışların devam etmesini umduklarını söyledi. Bir iki hafta önce yağmur, akabinde birkaç günde kar yağmasından dolayı su seviyemizde yükselmeler var. Her gün bilgi alıyoruz yetkili arkadaşlarımızdan. 40 santim kadar su geldi. Bu çok sevindirici bir haberdir. -11, -12'lerde olan su seviyemiz -6'lara düştü. İnşallah önümüzdeki hafta yine yağışlar bekleniyor. Bu yaşlar sonunda ovamızda iyi bir haber vermek istiyoruz. Önemli olan burada, her zaman söylüyorum, şükür biraz kar yağdı, biraz yağmur yağdı. Önümüzdeki haftada yine bu kar ve yağmur yağışı devam etmesi. Çok geniş bir havzaya, 95-100 bin dekar bir havzaya su veriliyor buradan. Hem çok büyük elektrik üretimi yapılıyor. Demin söyledim, Salih ovamızdan tutun da Turgutlu'muz, Ahmetli'miz, ta Menemen'e kadar sulamada kullanılan en önemli barajımız. Geçen dönemde 5-10 gün su maalesef eksik verildi. Bundan dolayı pamuğumuzda, mısırımızda yanmalar meydana geldi. Her zaman söylüyorum, inşallah yağışlarımız, kar yağışla devam eder. Bu 40 santimler 60-70 santimler çıkar, 1 metre çıkar. Bu -6-7'ler artırarak geçer de rahat rahat çiftçimiz sulama yapar. Çünkü tarımımız olmazsa olmazı su.